Türkiye ilk otomobilini gerçekleştiriyor. İlk otomobilini gerçekleştirdi. TOK, ismi TOK biliyorsunuz uzun zamandır. Ve TOK artık işte yapılacak mı, yapılmayacak mı, ne zaman olacak, nasıl olacak derken TOK bugün Cumhurbaşkanı'na verildi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan TOG'una kavuştu. Ülkemizin gururu, yerli ve milli markamız TOG'un ilk siparişini 2019 yılında biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG'da ilk teslimat gerçekleşti. Seri üretim bandından çıkan ilk TOG marka araç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi. Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. TOG'un ilk teslimi için Beştepe'de tören vardı. Yolunda, bahtında açık olsun diyorum TOG. Teslimatın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. 34EE2071 plakalı TOG'un sahibi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan oldu. Bir diğer TOG da Cumhurbaşkanlığına makam aracı olarak teslim edildi. TOG'da ikinci teslimatsa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yapılacak. Çekilişe katılan 20 bin kişinin TOG'ları ise 29 Ekim 2023'te teslim edilmeye başlanacak. Devrim otomobili için yürütülen tezviratın kat be kat fazlası TOG için yapıldı. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı, fabrikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün TOG sipariş rekorları kırdı. TOG'un başlangıç fiyatı da açıklandı. Standart menzile sahip TOG 953 bin Türk lirası, uzun menzile sahip TOG ise 1 milyon 215 bin Türk lirasına satışa sunulacak. Hayırlı olsun diyelim. TOG bu şekilde Cumhurbaşkanı tarafından ilk verilen kişi. Plakaya dikkat ettiniz mi? 34EE2071. 34 Edirne, Edirne 2071. Şimdi Murat Ağırel, yani zeki adam başka oluyor. Murat Ağırel bir tweet atmış. Şöyle diyor, 34EE2071 plakası ile ilgili araştırmış bunu, bu plaka nedir diye. Geçmişte verilmiş bu plaka. Bir araç, Opel marka bir araca verilmiş ve bu araç sorgulamasını yapıyor bu plakayı. Eski tarihli, çok kazalı bir araçmış bu plaka. EE2071, 34EE2071. Böyle bir detay paylaştı. Ben de sizinle paylaşayım dedim. Bir de tabii şunu sormak gerekiyor. TOG alabilecek durumda mısınız? TOG alabilecek durumda mısınız? Yani bu otomobili alabilecek maddiyatınız var mı? 8500 veya Türkiye'de kaç kişinin var? Şimdi bir araç 1 milyonla aşağı yukarı 1 milyon 215 bin arasında değişen bir miktar arabanın fiyatı. Türkiye'de kaç kişi alabilir bu arabayı? Buna alabilecek paranız var mı? Mesela asgari ücretli birisi 8506 lira değerinde. Siz alabilir misiniz bu arabayı? Hiçbir şey yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz. Bak birazdan enflasyon rakamlarını açıklayacağım. Alabilir misiniz bunu? Lütfen cebim yanıyor etiketini kullanarak yazabilirsiniz. Hayal dahi edemezsiniz bu arabayı almak. Ha, güzel bir şey. Evet. Arkasında durulursa tabii ki bunun servis ağı nasıldır? Veya ne bileyim işte elektrik bağlantı ağı nasıldır? Türkiye elektrik altyapısı olarak, şarj ünitesi olarak gerçekten hazır mıdır, değil midir? Sadece elektrikli bir arabadan bahsediyoruz. Şimdi bu arabayla İzmir'e gitmeye kalksanız, 2-3 yerde, 3-4 yerde var diyelim. Peki başka bir yere gitmeye kalksanız bu arabanın şarjını yapabilecek misiniz? Ha, altyapıyı hazırlarsınız ondan sonra eyvallah. Ama yani Türkiye'de ve dünyada daha elektrik altyapısı hazır değil. Yani bunu bilen bir insanım ben, bilip de konuşuyorum. Çünkü geçtiğimiz bir sene önce elektrikli bir arabayı deneme fırsatı buldum. Çok enteresandır. Araba 325 kilometre yapıyordu. Evde dolduruyordum 220'ye. Ondan sonra hadi Çeşme'ye gittiğimizde Çeşme'de tekrar boşalıyordu araba. Orada dolduruyorduk. Gelirken tekrar boşalıyordu. Çünkü elektrik altyapısı efendim. Tabii uzun 12 saat falan normal 220'ye takıyorsun çünkü ütüyü takar gibi yani, tamam mı? Şimdi burada altyapısı daha henüz tam oturmamışken ne dünyada ne Türkiye'de TOG'u ne kadar insan tercih edecek bilmiyoruz. Onu tabii çok konuşulacak önümüzdeki günlerde. Alanlara hayırlı olsun. Servis ağını da lütfen kontrol edin. Tabii ki ne kadar yerli ne kadar yabancı o da konuşulacak bir başka konu. Ve çok